direkt tencerenin içerisine rendeledim şöyle. Kinoamı zaten daha önceden ıslatmıştım. Toplar mısın lütfen bir tane bunları? Toplar mısın bir tane bunları? Ben onları sen giy diye tabağına koydum. Yaptığım yemeği bina sevince. Böyle yemeği vakti geldi ya. Geri Hector'un yanına hadi. Hem Fransızca dinleyip hem de nar mı yiyorsun sen? Boncuk. Evet. Sevdin mi Fransızca hikayeleri? Ne diyorlar ya? Minişkom ne yapmışsın? Her şeyi, bütün narları yerlere atmışsın. Ben onları sen giy diye tabağına koydum. Neden attın güzelim? Buna bir cevabın var mı? Hadi toplayalım narları şimdi yerden. Gel. Minişkom gelir misin? Hayır, onları yemiyoruz. Yere attın artık onları. Lütfen. Bunları süpürgeyle de çekemedim. Çünkü süpürge bunları ezdi. Hayır bir tanem. Hayır yemiyoruz. Gel buraya. Aa. Ama işte lütfen. Minoşko, neden benim dolabımı çıkarıştırıyorsun bir tanem? Mina. Sürekli benim dolabımı karıştırıyor. Hadi kapat dolabın kapağını. Merhaba. Gülüyorum çünkü bu vlog nasıl bir vlog olacak bilmiyorum. Bugün Minoş'la evde tek başımızdayız. Caner biraz önce antrenmana gitti ve bugün çift antrenmanı olduğu için akşama kadar gelmeyecek. Minoş'la beraber evdeyiz ve bugün Vina pizza yapımı workshopuna gidecek. İlk defa pizza yapacak. O yüzden böyle bir etkinliğe gideceğiz. Ben de bu etkinlik hazır olmuşken bir vlog çekeyim dedim. Ama hem Mina ile evde tek başıma olmak hem bir sürü işim var. Aynı zamanda vlog da çekiyor olmak. Bakalım nasıl olacak sizinle beraber. Bugün ben de göreceğim. Şu anda sabah yaklaşık olarak saat 10 civarında Vina kahvaltısını yaptı. Ben kendi kahvaltımı hazırlarken onu narla kandırdım. Narı çok sevdiği için nar yiyerek birazcık sandalyesinde oturabildi en azından. Ve narları bitti. Ben daha kahvaltımı yapamadım. Sabah 8.30'da diyetisyenim ve doktorumla bir toplantım vardı, bir saat süren. Çünkü bir otoimmün protokol diyeti uyguluyorum şu anda. Bu çok zor bir diyet. Şimdi ona uygun olan yiyeceklerimi bir an önce yemem lazım. Ama bu sırada Vinoş şu an yukarı çıkmış durumda ve benim dolabımı karıştırmaya başladı. Ve ben de tabii ki vlogta birazcık etraf toplu olsun diye çamaşırları toplayıp ondan sonra Vina'yı aşağı indirip kahvaltımı yaptıktan sonra güne başlayacağım herhalde ama bakalım o zamana kadar saat kaç olmuş olacak. Bugün çok yoğun ve yorucu bir gün olacak ama çok zevkli. Vinoş, gel buraya. Sabah toplantımı yaparken ılık su içmiştim ve bardağımı şu kenara koymuştum toplantı sırasında. Ve tabii ki Vina o bardağı buldu ve onunla oynamaya başladı. Minişim, benim etrafta bıraktığım bir şeyi hemen bulmak senin özelliklerinden bir tanesi mi bir tanem? Mutlaka bulursun dokunulmayacak bir şey değil mi? Güzel meleğim benim. Hadi gel aşağı iniyoruz. Annenin kahvaltı yapması lazım. Hadi lütfen. Hadi gel. Heh, bir detay daha. Nar yerken tabii ki Vina'nın üzeri nar oldu. Üzerine aslında çıkartmayı düşünmüştüm ama o anda kendi kahvaltımı hazırlamakla meşguldüm ve şu an üzeri nar lekesi oldu. Ve normalde aslında Vina'nın kıyafetini değiştiriyor olmam gerek çünkü Caner nar lekesi olmuş eşofmanın üstüyle bu vlogu çektiğimi duyunca bana biraz laf edecek çünkü Vina'nın hiçbir şekilde kirli kıyafetlerle olması veya uyumsuz bir kıyafet giymesine tahammül yok. Ama şu an gerçekten onun kıyafetini değiştirmek için vakit harcayamayacağım. Önce kahvaltımı yapıp ondan sonra onun üzerine değiştirebileceğim. İyi bir kombin yapmam lazım ve şu anda çok açım ve takviyelerimi alma zamanım çoktan geldi de geçmek üzere bile. O yüzden hemen bir an önce bir şeyler yemeliyim. Hadi bekle. Ver elini. İniyoruz aşağıya. Gelir misin? Tabii ki gelmedi. Minişim. Hadi annenin kahvaltı yapması lazım. Gel. Gel boncuğum gel. Hadi lütfen. Evet, kahvaltım da bir sebze çorbası. Zerdeçallı, karabiberli, karanfilli çayım. Onu termosa koyacağım çünkü gün içerisinde içmem lazım. Turp, nar, yeşillik, havuç, avokado ve bir şey daha vardı ama unuttum. Oluşan bir salatam var ve zeytinim. Mwah. Minoş'un yapmayı en çok sevdiği şey bu sandalyeye çıkıp ondan sonra da masaya çıkmak.
Lütfen bir tanem. Hayır üzerim. Gel bakalım aşağıya iniyoruz. Evet, bunu günde 1 milyar kere falan yapıyor. O yüzden de ben... Minicim! Lütfen! Gelir misin? Her yer nar oldu. Sandalyeleri böyle indiriyorum. Lütfen gel. Evet, ancak bu şekilde bunu engelleyebiliyoruz. Hayır, yerdeki narı yemiyoruz. Yerdeki narı yemiyor bir tanem. Deminden beri bir sürü yedik zaten. Hadi bak, anne kahvaltı yapacak şimdi. Kahvaltı. Bir gözüm hep Vina'da. Sabahları sebze çorbası içmeyi çok seviyorum. Biraz saçma gibi görünüyor olabilir ama bence gerçekten çok iyi geliyor. Ama eminim ki aranızda sabahları çorba içme sevenleriniz vardır diye ümit ediyorum. Yalnız değilimdir diye düşünüyorum. Vina, bir tanem. Masaya çıkmışsın. Gelir misin lütfen? Hayır. Hayır. Gel bakalım. Çorbamdan tam 3 yudum almıştım ki... Binoş yine tepelerde. Bir tanem. Neyse çorbamı buraya alayım. Vina'ya bakarken içeyim. Evet, şimdi de Binoş'la zeytin yiyoruz. Çünkü Vina zeytin çok seviyor. Ben de ona zaten tuzsuz sele zeytin aldığım için böyle çekirdeklerini çıkararak veriyorum. Ya bu anneliğin bence kitabında var olan bir şey. Yani böyle çiğneyemediğini düşündüğüm şeyleri böyle ağzımla koparıp veya ağzımla bazen böyle bir iki kere çiğneyip öyle Vina'ya veriyorum. Dışarıdan bakın aslında çok iğrenç bir şeymiş gibi görünüyor ama bilmiyorum yani buna çok ihtiyaç duyuyorum. Bazen mesela kardeşim diyor ki ya yapma yine bak çiğnediğin şeyi çocuğa veriyorsun falan diyor ama bilmiyorum yani bu bence anneliğin en önemli kurallarından bir tanesi. Hem kuşlar da öyle yapmıyor mu? Önce kendileri yiyip ondan sonra ağızlarından çıkarıp yavrularına veriyorlar. O yüzden ben de Minoş'a böyle minik minik koparıp zeytinleri veriyorum. Değil mi bir tanem? Zeytin aşırı seviyor. Yani böyle bir zeytin sevgisi yok. Bazen 8 tane falan zeytin yiyor. Çok mu yiyor acaba diye düşünüyorum ama herhalde vücudun ihtiyacı vardır da yiyordur falan deyip geçiştiriyorum. Değil mi bir tanem? Çok mu seviyorsun sen zeytini? Ne? Al bakalım. Hadi birazcık anne de yemeğini yesin. Hala yemeğimi yemedim. Yemeğim de bu. Salata. Yay! Salata! Çak! Çak! Magic! Magic! İstiyor musun? Gel sana biraz avokado yiyeyim. Ne istiyorsun? Ama bunların hepsi turp var içinde. Al bakalım. İlk seferde yemediğini ikinci seferde yedirttim. Avokadoların arasında böyle çaktırmadan turp da vermeye çalışıyorum. Ama dereotunu sevmiyor. Minicim. Güzel aslında değil mi? Sen de sevdin. Bence biraz daha yiyebiliriz. Al bakalım. Avokado. Acaba nöm 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 yaparak karşısında onu kötü bir örnek mi oluyorum? Alıyor. Oluyor muyum kötü örnek sana? Ağzını şapırdatarak hep mi yemeği öğretiyorum acaba? Bir de öyle bir şey var böyle yaptığın her şeyde acaba kötü bir şey mi söyledim? Acaba yanlış bir şey mi gösterdim? Evet biz şimdi yemeğimizi yemeye devam edeceğiz. Sonra zeytin ister misin? Zeytin. Zamandan tasarruf etmek benim için çok önemli. O yüzden zamandan tasarruf edebileceğim her anı değerlendiriyorum. Mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi ağzıma böyle bir lokma alıyorum. Bunları da çiğnemek çok uzun sürüyor ya böyle çiğ turp, çiğ havuç falan bayağı uzun sürüyor. Çiğnerken gidip kendime kahvaltı sonrası içmem gereken yeşil çayı koymak için kettle'a su koyacağım. Ve yeni bir lokmayı almak için masaya döndüğümde bir yandan da suyum ısınıyor olacak değil mi bir tanem? Zaman çok önemli. Feleke sen burada böyle sakin sakin oturuyorken yapabileceğim her şeyi yapmalıyım. Evet şimdi Hector geldi onu alıyorum. Hector! Merhaba nasıl geçti? Bir tane sorum salyangoz yedi. Salyangoz mu yedi? Evet, Hector geldi gördüğünüz gibi. Ben genelde evde tek olduğum zamanlarda ve böyle havalı da kötü olduğu zamanlarda ki bugün hava gerçekten çok kötü. Bir aplikasyon var. O aplikasyondan köpeği gezdirmek için birilerini çağırıyoruz. Ve genelde böyle çok tatlı gençler oluyorlar. Onlar geliyor, Hector'ı alıyorlar ve böyle işte 45 dakika, 1 saat arasında
gezdiriyorlar. Bu gerçekten çok hayat kurtarıcı bir şey. Yıllar önce ben Amerika'dayken bir ekonomiyle ilgili bir dergide bunu okumuştum. Geleceğin meslekleri, işte köpeğinizi gezdirecekler falan diye böyle bir haber vardı. Ben böyle nasıl böyle bir şey olabilir falan diye düşünmüştüm ve yıllar sonra o aplikasyonu en çok kullanan ailelerden biri olduğumu görmek çok şaşırtıcı. Gerçekten bu yıllar içerisinde değişen meslekler çok enteresan değil mi? Nasıl geçti yürüyüşün bir tanem? Bak Vinoş atmış buraya ayakkabıları. Değil mi güzelim? Gel bakayım. Sen çok ıslanmışsın. Dur ben seni şimdi kurulayım. Ya bu arada aslında Hector'un yağmur için bir kıyafeti de vardı ama bu kadar yağmur yağmıyordu o dışarı çıktığında. O yüzden biraz ıslanmış. Yoksa köpeğimizin bir yağmur kıyafeti de var ama tabii ki nerede bilmiyorum. Hector ne yiyorsun? Ne yiyorsun güzelim? Nar çöplerini mi yiyorsun? Bitti mi narlar güzelim? Hı? Bir tanem. Boncuğu. Çaylarımı burada böyle koydum güzel görünsün diye ama tabii ki burası her seferinde karışıyor. Beril'cimin yapmış olduğu bal kabağı reçeli. Bakar mısın ne kadar güzel süslemiş Beril arkadaşım. Burada Gördes'ten gelen bizim kendi kovanlarımızın balları. Evet Gördes'te kovanlarımız var ve kendi balımızı tüketiyoruz. Susam, hayıt, çam, çiçek çok değerli bitkilerle besleniyor arılarımız ve içinde hiçbir şekilde şeker yok. Yani hiçbir şekilde şekerle beslenmiyor ve içinde ağır metal olup olmadığı da Ege Üniversitesi'nde testlerle kontrol ediliyor. Biz yıllardır evde hep bu Gördes ballarını tüketiyoruz. Şurada da görmüş olduğunuz bir Hindistan cevizim var. Kendim evde Hindistan cevizi sütü yapmak istiyorum ne kadar uzun bir zamandır ama bir türlü yapamadım. Çekiçle kırmak gerekiyormuş. Bilmiyorum ya bugün yapabilir miyim ama bugün hiç vaktim yok. Evde çekiç de yok ya da varsa da nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden belki Hindistan cevizi sütü yapma işi bu vloğa yetişmeyebilir. Büyük ihtimalle yetişmez. Zaten size sözüm de var. Bu şu an gelmiş olduğum autoimmün protokol diyetinin detaylarını da anlatacağım. İnşallah en kısa zamanda çekeceğim. Sözümün arkasındayım. Unuttum sanmayın. Evet hazır Vina biraz daha oturuyorken bir konudan daha bahsedeceğim. Brokoli filizi yapmaya çalışıyorum. O yüzden brokoli tohumu almıştım. İçerisinde ilaç olmayan bir tohum buldum çok güzel. Onun filizlerini yapmaya çalışıyorum ve şöyle de bir filizlendirme kabım vardı. Şimdi suda beklettiğim tohumları bunun içine koyacağım. Ama normalde her şeyi suda bekletip filizlendiriyoruz. Ben bu da öyledir diye düşünmüştüm ama son anda okuyunca kağıdın üzerine aslında suda bekletmemek gerekiyormuş. Ama ben bekletmiş bulundum. Bakalım olacak mı? İşte böyle hep kendi kendime illa deneyler yapıyorum yani. Halbuki en başından okusam. Resmen kendi kafamdan uydurdum. Bakalım olacak mı? Çünkü normalde toprağa koyun diyor. Ama ben toprağa koymadım. Toprak bir kaba koydum. Olacak mı sence bir tanem? Büyük ihtimalle olmayacak ama yine de bir denemek istedim. Çünkü toprağım vardı. Toprağım nerede? Tabii ki de bilmiyorum. Ve şimdi de çayımı içmek için. Evet bir tanem haklısın. Çok güzel bana izin verdin yine bir sürede olsa. Evet. Görmemiş gibi yapıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Zamanla geçecekmiş bu alışkanlık haline dönmeden bu yaşlarda normalmiş. Şimdi bardağımı alıyorum. Pikan cevizi yiyorum çünkü detoksumda sadece ceviz var. Brezilya cevizi ve pikan cevizi de buna dahil. Nerede cevizlerim? Onları da aldıktan sonra Vina'nın odasına geçeceğim ki orada rahat rahat içebileyim çayımı diye. Vina bunu çok seviyor. Tamam bir tane ama sen bunu yiyemezsin. O yüzden ben sana veriyorum. Bak kamera sallandı. Bunu da işte ağzımda çiğneyip öyle veriyorum. Bunu da çok vermemek gerekiyormuş galiba. İçinde selenyum oranı çok yüksek olduğu için. Minişim lütfen sadece bir tane. Bunun ezmesini niye yapmıyorum ben ya? Ezmesini yaparsam o zaman Vina yiyebilir. En kısa zamanda Hindistan cevizi sütü ve ceviz ezmesi yapacağım. Brezilya cevizi. Brezilya cevizi miydi, pikan cevizi miydi? İkisini sürekli birbirine karıştırıyorum. Brezilya cevizi olması lazım. Ama şimdi böyle insan blokta bir şey söyleyince de ekstra sorumluluk alıyor ya. Evet, Brezilya cevizi. Zaten bildiğim şeyi bir an böyle size yanlış bir şey söylemeyeyim diye panik oldum. Hadi Minişim gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi. Parka gitmiyoruz. Hava da yağmurlu. Pizza yapmaya gideceğiz. Ali Melina da gelecek biliyor musun? Minişler bugün pizza yapacaklar. Hadi lütfen yukarı çıkıyoruz.
Lay 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 lay. Bu arada bu kitaba bayılıyorum. Harika bir kitap. Gökalp almıştı bunu Mina'ya. Evet. Teşekkürler Gökalp. O kadar güzel bir kitap ki. Bu kitabı ben okuduğum zaman hep ağlıyorum. İnsan olmakla ilgili o kadar güzel şeyler söylüyor ki gerçekten. Yani bu yeni nesil çocuk kitapları gerçekten bana çok iyi geliyor. Çünkü mesela böyle başlıyor kitap. Doğdum. Bu bir mucize. Milyarlarca insandan biri olsam da eşsizim. Dur bir dakika bir tanem. Ben insanım. Durmaksızın öğreniyorum. Bu müthiş yolculukta yolumu bulup yönümü seçiyorum. Büyük hayallerim var. Keşifler yapıyorum. Meraklı bir kişiliğe sahibim. Oyuncu bir yanım var. Neşe ve mutluluğu arkadaşlıkta buluyorum. Ben insanım. Ancak insan olmak hata yapmak anlamına da gelir. Ben mükemmel değilim ve hatalar yapabilirim. Başkalarını davranışlarımla, sözlerimle, hatta sessiz kalışımla bile mutsuz edebilirim. Ben de incinebilirim. Anlamadığım şeylerden korkabilirim diye devam ediyor. Çok güzel bir kitap. Değil mi bir tanem? Annen hep duygulanıyor bu kitabı okuyunca. Gel buraya. Çok güzel bir kitap almış sana Gökhan. Evet, gerçekten bu kitabı ne zaman okusam duygulanıyorum. Bilmiyorum yani, insan olarak hatalar yapabileceğimizi de görmek ve bunun aslında çok normal olduğunu bilerek bunun sonrasında davranışlarımızı da düzeltebileceğimiz düşüncesi bana çok iyi geliyor. Demek ki hiç bu şekilde büyümediğim için bu tarz şeyler şu anda benim içimde bir yere dokunuyor ve bu kitabı kim bilir kaçıncı okuyucumdur ve her seferinde mi ağlar bir insan? Oh. Anne ne diyor ya? Anne ne diyor? Bu pizza vloguydu. Kitap okuyor, kitap. Lütfen bir tanem. Hayır, ısırmak yok. İşte böyle sözde çayımı içmek için buraya gelmiştim. Size kitap okudum. Bazen böyle oturup kamerayı açıp sadece size kitap okumak istiyorum. Ama bu projemi hala gerçekleştiremedim. Neyse, bakalım. Şimdi şu ağlama modundan çıkıp artık çayımı içip cevizlerimi yiyip almam gereken takviyelerimi almam lazım. Saat kim bilir kaç oldu? 11.30 oldu. Vina'nın öğle vakti geldi. Öğle yemeği vakti. Öğle yemeği vakti geldi ya. Zaman çok çabuk geçiyor. Ve çok çabuk büyüyorlar. Evet, Vina şu anda benim krem dolabımı karıştırıyor. Ve Hindistan cevizi yağımı yere düşürdü. Her yer Hindistan cevizi yağı oldu. Havluyla silmeye çalıştım ama öyle yalap şap silebildim. Diş fırçası buldu şu anda. Minişim, annenin kremleri karıştırılmaz. Lütfen. Her yer mahvoldu. Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden sadece kapıyı kapattım. Bu tuvalette benim... Caner bu diyor ki... Burası Müge'nin ini. Çünkü orada işte böyle bütün kremlerim, kozmetik malzemelerim, ıvırlarım, zıvırlarım falan filan var. Ve orayı çok uzun zamandan beri düzenlemek istiyordum ama düzenleyemedim. Ama yani bence herkesin evinde böyle ıvır zıvırların attığı ve sadece kapısını kapatıp gönül rahatlığı içerisinde çıktığı bir odası vardır. İğrenç bir tabirle tükür at odası. Namı değer benim inim. En kısa zamanda burayı da düzenleyeceğim. Hatta düzenlerken de bir vlog çekmeyi de çok istiyorum ama işte gördüğünüz gibi yapmam gereken ve yapmak istediğim çok şey var ama şimdi sonunda normalde kahvaltı sonrası içmem gereken takviyelerimi almam lazım artık. Kahvaltı sonrasını biraz geçti ama yani unutmayın, iyi bir çorbanın içine koydum. D vitamini var, C vitamini var. Ayı sarımsı diye bir şeyin özünü içiyorum. Chlorella içiyorum. Bu ve buna benzer şeyler. Balık yağı içiyorum. Şimdi bunların hepsini alma zamanı. Birkaç mail cevaplamam lazım ve bir iki story çekmem lazım. Onları da hemen burada halletmeye çalışıyorum evden çıkmadan ve bu sırada Minoş. Minişkom. Küçük maymunum. Dikkat et güzelim. Lütfen. Her şey döküldü bir tanem. Yardıma ihtiyacın var mı? Elimi tutmak ister misin inmek için? Kendin iner misin? Normalde her zaman böyle olduğu için artık rahatım. Yani yapabileceğim bir şey yok. Evet bir tanem, oturarak inebilirsin. Otur önce. Şimdi inebilirsin. Bravo. Alkış mı ya? Alkış. Onu öyle ağzımıza sokmasak daha iyi bir tanem. Tamam mı? Hadi. Dikkatli. Önce oturarak. Önce oturarak. Önce oturarak bir tanem. Evet. Sonra ayaklarımızı koyuyoruz. Hop. Evet. Evet, bravo. Hadi havada. Ona böyle bir anda yardım etmektense oradan nasıl inebileceğini söylüyorum ki kendi kendine bazı şeyleri yapmayı öğrensin diye. Artık şu maillere bakmam lazım.
Evet, alt tarafı bir mail, bir story çekmem gerekiyordu. Onu çektim ve bir ufak telefon konuşmasından sonra bakın Vinoş ne yapmış. Evet, haklısın. Dışarı çıkacağız. Sen kendine kıyafet mi seçtin? Ne yaptın Minişim? Her şeyleri dağıtmışsın. Evet, dağıtmışsın her şeyi. Hadi gel. Toplayacağız, gel. Aç, açtım burayı. Koy içine, koy. Hadi bunu al, koy içine. Topluyoruz, dağıttığımızı topluyoruz. Evet, bunu da. Koy içine, bunları da. Hadi, lütfen. Hepsini, hepsini, çabuk. Evet, aferin benim bir taneme. Ama kaldı yerde daha. Bunlar kaldı, bunlar. Evet, toplar mısın lütfen bir tane bunları? İğrenç gıcık anne ses tonuna geçtiğimi farkında mıyız hepimiz? Topler misin bir tane bunları? Kibar gibi görünmeye çalışıyor ama alttan alta böyle o annelik var yani. Hayır, kapatmak yok. Dağıttığımızı topluyoruz. Bunu da koy. Koyar mısın? Evet. Bak yine o ses tonu. Evet, şapkayı da unutmayalım. Tişört kaldı. Hadi onu da ben koyayım senin için be, canımın içi. Kapat çekmeceyi. Aferin. Oldu sayılır. Hoppa. Evet. Hoppa. Gel bakayım, sen kakoş mu yaptın? Yemin ediyorum bütün vlog çek, onu yap bunu yap derken çocuğun altını değiştirmeyi unuttum. Gel buraya. Gel buraya çocuk. Çocuk gel buraya çocuk. Senin altını değiştirmeyi mi unuttun anne? Hayır, bunu yapmandan hoşlanmıyorum. Hayır, bunu yapmandan hoşlanmıyorum. Böyle yaptığı durumlarda sert bir şekilde ve ciddi bir şekilde konuşup geri çekilmek gerekiyormuş. Altını değiştirmeliyim. Evet, şimdi bir Caner'i arıyorum. Muhtemelen antrenmanı bitmiş olması gerek. Minoş'un kıyafetiyle ilgili konuşacağız. Çünkü söylemiş olduğum gibi Minoş'un kombinleri çok önemli. Asla kötü bir kombin giyemez. Önceden bir şeyler hazırlamış galiba şuraya. Minoşko, gelir misin bir tanem? Kitap okuyalım. Birazcık vakit geçirelim seninle. Hadi gel. Gel kitabımıza bakalım. Evet güzelim. Bebek değil mi bebek? Yemek yapalım mı beraber seninle? Bebek. Yemek? Meme? İyi, mama mı? Bebeğim, vlog çekiyorum. Evet. Ne? Bakalım senin çektiğin vlog nasıl olacak? Ya çok heyecanlıyım çünkü çok güzel vlog çektiğimi düşünüyorum. Çok gerçek ve doğal bir vlog. Hadi bakalım, göreceğiz. Evet, ama Minoş sürekli kamerayı almak istiyor. Kata 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 kata. Vallahi vlogda kapışırız bebeğim. Bebeğim. Minoş'um. Minoş'um, babaya bir kere aşkım de ya. Hadi. Babaya bir aşkım de. Meleğim, babaya bir kere aşkım de. Aşkım. Aşkım, aşkım. Güzel kızım benim. Pizza yapmaya mı gideceksin bugün? Dedi. Çok özledim seni kuzum. Ya, çocuğum. Evet. Vina'nın kıyafetlerini hazırladın galiba. Bunları mı giysin? Ne bileyim, daha mı renkli bir şey giyseydi acaba? Mesela? İşte bilmiyorum. Ben kırmızı tulumuna baktım ama içine bir şey bulamadım. Kırmızı şey mi? Yün örgüt? Annenin ördüğü tulum mu? Şu mu? Kırmızı tulumu, üstüne beyaz gömleğin. Ha şey, öbür tulumu. Evet, kırmızı tulumu daha iyi olabilirdi. İşte bak, bilemedim, üstüne tabii batacağı için orada. Hmm, doğru, üstü de pislenecek. Tamam, ben şimdi bir şeyler bakacağım. Önlük takarlar gelsin. Ay minicim, minik önlükler mi takacaksın sen ya? Ne yapıyorsun sen? Bu kadar tatlı olunur mu? Kombinimiz hazır. Caner'le beraber kombin yaptık ve Vinoş'a bunları seçtik. Bandanasını bulursan acaba bandanasını mı taksan, ayakkabısıyla uyumlu olur? Kırmızı bandanasını mı? He. Bir deneyeyim bandanasını bulabilir miyim? Ya da böyle bir bere takabilirim diye düşündüm. Sarı beresi neredeydi acaba? Aşağıda galiba hala. Şeyde, o sepetinde aşağıdık. Ha doğru, tamam. Okey, evet. O zaman biz o zaman artık... Bak, yemek yedirin. Yemek yiyip çıkıyoruz. Çorabımı da bulayım. Tamamdır. Bay bay bir tanem. Bay bay. Love you. Evet, cici yapıyoruz. Lütfen güzelim. Cici yapıyoruz. Çiçekleri seviyoruz. Evet güzelim. Kalk ku. Hadi git yat bakalım Hector'un yanına.
Hadi annen yemek yapıyor bir tane. Burada otur Hector'la, tamam mı? Lütfen. Çiçeklere iyi davranıyoruz. Çiçekleri seviyoruz. Evet, ben de bu sırada sarımsakları ve havucu direkt tencerenin içerisine rendeledim şöyle. Kinoamı zaten daha önceden ıslatmıştım. Birazcık portakal suyuyla pişireceğim bu sefer. Tavuk koyacağım, böyle tavuklu hızlı bir kinoa pilavı olacak. Bir yandan da gözüm yine de. Değil mi bir tanem? Minişim. Lütfen güzelim. Hayır, o oyuncak değil. No, oyuncak değil o. Hadi bir tanem. Hadi minnoşum. Evet. Geri geri Michael Jackson yürüyüşü. Geri 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 Hector'un yanına hadi. Hadi geri 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 geri. Nasıl ciddi olabilirim ki? Evet, yemeğimiz hazır. Minnoşum, portakallı ve havuçlu ve birazcık zerdeçallı ve birazcık tarçınlı kinoa pilavını sevdin mi? Sevdin mi? Güzel olmuş değil mi? Ben de sevdim. Hoşuma gitti. Evet. Anne değişik bir şey denedi bugün senin için. Anne. Al bakalım güzelim. Yaptığım yemeği birine sevince. Çünkü bazen böyle garip garip şeyler deniyorum ve sonra yemiyor ve çok üzülüyorum. O yüzden bunu sevdim. Bu arada gerçekten portakal sulu kinoa pilavı inanılmaz iyi oldu yani. Bir anda aklıma geldi ve güzel bir tarif oldu. Yemeği yedik. Sonunda hazırız. Ama evin hali gerçekten içler acısı. Ve Vina yani bir saniye bile bir şey karıştırmadan durmuyor. Bir tane şimdi neyi karıştırıyorsun? Onu oraya çıkıp benim makyaj malzemelerimi karıştırmak için koymadık güzelim. Hadi gel gidiyoruz. Hadi geç kalacağız. Ne o? Ne o? Aman tanrım. Bebeğim sen bunu nereden buldun? Hayır bırakır mısın? Evet yüzümüze sürüyoruz onu ama şimdi değil. Hadi gel gidelim. Gel bir tane. Miniş kom ya. Gel ağzını çalkalayalım gel. Gerçekten artık evden çıkmamız lazım ama evi ne kadar dağınık olduğunu size göstermek istiyorum. Yani inanılır gibi değil. Çünkü ben ne zaman böyle evden çıksam Caner geldiğinde bir şekilde bu ev nasıl bu kadar dağıldı diyor. Ve işte gördüğünüz gibi bir saniye bile toplayacak vaktim yok. Ve sürekli kapı çalıyor. Sürekli. Minişkom, bak her yeri nasıl dağıttın. Görüyor musun? Hector'un suyunu da dökmüşsün. Her şeyi dökmüşsün yerlere. Döktün evet. Bak ayakkabılar ne oldu? Niye bu ayakkabıları böyle dağıttın? Çok dağıldı. Neyse hadi bir tanem artık çıkıyoruz tamam mı? Ayakkabılarımızı giyelim.